Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar pronominal adverbien ya da diğer başlığı prepozisyonel adverbien. Evet, ben bile söylerken böyle zorluk yaşayabiliyorum. Aslında sanıldığı gibi kompleks değil arkadaşlar. Bu başlık biraz böyle çok böyle büyük gelebilir, çok böyle korkutucu gibi gelebilir ama emin olun çok çok eğlenceli, bir o kadar da basit, bir o kadar da kolay bir konu olduğunu hemen anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar, buna baktığımızda bu bir nevi zarf soru gibi de çevrilebilir güzel Türkçe'ye. Şöyle ki, neye gibi bir referansı gösteriyorsam, neye gülüyor, ne yapıyor, düzeltiyorum, neye gülüyor gibi düşünebiliriz. Ne demek istediğimi zaten bu örnek cümleleri çözdüğümüzde anlıyor olacağız. Şimdi kelime olarak baktığımızda arkadaşlar worauf, bakın burada prepozisyonları fark ediyorsunuzdur mutlaka. Auf var, vor var, an var, für var gibi gibi birçok prepozisyonun önüne wo'yu getirdiğimde dolayısıyla bunun soru formu oluşmuş oluyor. Yani bir nevi soru kelimesi olmuş oluyor. Ama zarfa yönelik bir soru kelimesi. Öncelikle bir örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Markus wartet auf ihren Brief. Şimdi bu cümle bize ne diyor? Markus, bu bir erkek ismi. Warten auf, bir şeyi beklemek demek arkadaşlar. Bakın bu kalıbı mutlaka biliyor olmam lazım. Warten auf ihren Brief, o kadının mektubunu bekliyor. Şimdi arkadaşlar bunu daha önceki dersimizde görmüştük. Burada atıfta bulunacak olursam ne yapmıştım? Auf'un önüne daha getirmiştim. Ancak bu ders videomuzda şunu yapıyor olacağız. Bunun sorusunu soracağız. Neyi bekliyor Markus diyeceğiz. Bakın ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Buradaki auf önüne wo getiriliyor ve kaynaştırma er, worauf wartet Markus? Markus neyi bekliyor? Dolayısıyla worauf wartet Markus? Markus neyi bekliyor? Bakın burada arkadaşlar az önce söylemiş olduğum gibi warten auf fiil, bu fiili bir kalıp olarak düşündüğümüzde warten auf, buradaki preposition auf'u ne yapıyorum arkadaşlar? Wo'nun ardından getiriyorum kaynaştırma er ile birlikte. Dolayısıyla kelimemiz ne oluyor, soru kelimesi? Worauf. Dolayısıyla worauf wartet Markus? Markus neyi bekliyor demiş oluyorum. Dolayısıyla burada da bir nevi bir atıfta var değil mi? Atıf var. Sonuçta neyi bekliyor demiş olduğumda worauf wartet Markus diyorum. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar keiner lacht über den Witz. Evet, önceki ders videomuzda gene bu örnekleri görmüştük. Neydi bunun anlamı arkadaşlar? Keiner, hiç kimse, lachen über, bir şeye gülmek. Der Witz ne demiştik? Espri ya da fıkra anlamındaydı. Hiç kimse espriye gülmüyor. Şimdi biz burada arkadaşlar über'ı görüyoruz. Neye kimse gülmüyor diyecek olursa über ne olacak arkadaşlar? Worüber'a dönüşecek. Yani ben soru kelimesi olarak neyi kullanacağım? Worüber. Demek ki über worüber oluyormuş. Worüber lacht keiner. Kim hiç kimse, tabii güzel Türkçemizde birazcık daha böyle havada kalabiliyor ama hiç kimse neye gülmüyor gibi bir anlam çıkmış oluyor. Yani neye gülünülmüyor deriz ya güzel Türkçemizde. Dolayısıyla bu da Almanca'da worüber lacht keiner şeklinde yorumlanabiliyor. Tabii zaman zaman arkadaşlar bu güzel Türkçemizle böyle örtüşmeyen, ayrı noktalara giden anlamlar olabiliyor. Bu noktada sizden ricam arkadaşlar, burada mantıklı düşünmeden sadece Almanca kalıp olarak bakmamız çok çok önemli. Çünkü güzel Türkçemiz müthiş müthiş bir dil. Ancak bununla kıyaslamak yanlışa sebebiyet verebilir. O sebepten Almanca dinamiğinde düşünmemiz gerekmekte. Evet, şimdi sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar jeder träumt von dem Urlaub in Italien. Evet, herkes neyin hayalini kuruyor? İtalya'daki tatilin hayalini kuruyor demiştik. Değil mi önceki cümlemizde de? Daha doğrusu önceki videomuzda. Şimdi burada träumen von, bir şeyin hayalini kurmak demekte. Burada von ne olacak arkadaşlar? Soru kalıbı şeklinde wovon'a dönüşecek. Neyin diyeceğiz değil mi? Wovon träumt jeder? Kimler, herkes neyin hayalini kurar
şeklinde. Bakın buradaki von ne olmuş? Wovon'a dönüşmüş. Dolayısıyla neyin hayalini kurar herkes derken, değil mi? Wovon träumt jeder. Tabi burada uzun formda baktığımızda bu bir nevi aslında bir cevap niteliğinde. Jeder träumt von dem Urlaub in Italien. Herkes İtalya'daki tatilin hayalini kurar demiş oluyoruz. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, Julia sucht nach dem Buch. Julia kitabı arıyor diyor bu cümle, değil mi? Suchen nach, bakın burada suchen nach olduğu için ne olacak? Bunun önüne wo gelecek. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Wonach. Dolayısıyla wonach sucht Julia. Julia neyi arıyor dediğimizde demek ki wonach sucht Julia cevap niteliğinde Julia sucht nach dem Buch cümlesini görüyoruz. Yani Julia kitabı arıyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Markus wartet auf ihren Brief. Markus wartet auf ihren Brief. Worauf wartet Markus? Worauf wartet Markus? Keiner lacht über den Witz. Keiner lacht über den Witz. Worüber lacht keiner? Worüber lacht keiner? Jeder träumt von dem Urlaub in Italien. Jeder träumt von dem Urlaub in Italien. Wovon träumt jeder? Wovon träumt jeder? Julia sucht nach dem Buch. Julia sucht nach dem Buch. Wonach sucht Julia? Wonach sucht Julia? Sonnige cümleyle devam edelim arkadaşlar. Ich danke dir für den schönen Abend. Evet, danken für neydi arkadaşlar? Teşekkür etmek demekti. Für den schönen Abend, güzel akşam için sana teşekkür ediyorum demiş oluyoruz. Bu cümleyi arkadaşlar önceki ders videomuzda görmüştük. Ancak o ders videosunda ne görmüştük arkadaşlar? Atıf kelimelerini görmüştük. Şimdi burada ise ne yapıyoruz? Bu atıf cümlelerin sorusunu soruyoruz. Bu cümleleri aynı şekilde devam ettirmemin sebebi de zaten o. Hani aradaki bu mukayeseyi, bu karşılaştırmayı yapabilelim diye aynı cümleleri seçtim. Bunu da söylemek istedim. Şimdi arkadaşlar burada bu cümleye baktığımızda Ich danke für den schönen Abend. Güzel akşam için sana teşekkür ediyorum. Bakın burada für prepozisyonunu görüyoruz. Şimdi bu für ne için diyecek olursam önüne ne gelecek? Wo gelecek. Dolayısıyla neye teşekkür ediyorsun diye soracak olursak wofür dankst du demiş oluyoruz. Evet. Demek ki wofür dankst du, neye teşekkür ediyorsun demiş oluyormuşuz demek ki. Bunun da cevabı niteliğinde olan cümle neymiş? Ich danke dir für den schönen Abend. Güzel akşam için sana teşekkür ediyorum demiş oluyoruz. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, Das kleine Kind hat Angst vor dem Hund. Evet, neydi bu arkadaşlar Das kleine Kind? Küçük çocuk, Angst, korku. Angst vor dem Hund, köpekten korkuyor. Kim korkuyor? Küçük çocuk yani. Das kleine Kind. Ne demiştik? Önceki derste de görmüştük bunu. Ne yapmıştık? Angst vor, bir şeyden korkmak derken Angst vor kalıbını kullanıyorduk. Dolayısıyla ne yapalım arkadaşlar? Buradaki vor, bunun altını çizelim. Niye çizeceğiz? Çünkü neyden korkuyor küçük çocuk diyeceğiz, değil mi? Dolayısıyla vor'un önüne ne gelecek arkadaşlar? Tıpkı für'de olduğu gibi für, wofür olduysa eğer vor ne olacak arkadaşlar? Vor, wofür olacak. Dolayısıyla neyden diye soracak olursak ne olacak bu? Wovor şeklinde niteleniyormuş. Wovor hat das kleine Kind Angst? Yani küçük çocuk neyden korkuyor derken neymiş bunun karşılığı arkadaşlar Almanca'da? Wovor hat das kleine Kind Angst sorusuymuş. Bunda cevabı das kleine Kind hat Angst vor dem Hund. Küçük çocuk köpekten korkuyor demiş oluyoruz.
Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Mia erinnert sich nicht an ihre Kindheit. Evet, bunu da görmüştük arkadaşlar. Neydi bunun anlamı? Mia bir kadın ismiydi. Sich erinnern an, bir şeyi hatırlamak derken demek ki sich erinnern an diyorduk değil mi arkadaşlar? Die Kindheit de çocukluk. Yani bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Bu cümle diyor ki bize Mia neyi hatırlamıyor arkadaşlar? An ihre Kindheit, Mia erinnert sich nicht an ihre Kindheit, yani Mia çocukluğunu hatırlamıyor. Dolayısıyla bu cümlenin içerisindeki prepozisyona baktığımızda hangisi arkadaşlar? An, öyle değil mi? Dolayısıyla ben bunun önüne ne getireceğim arkadaşlar? Wo, ki ne yapabileyim? Bunun sorusunu sorabileyim. Dolayısıyla kaynaştırma E harfi de olacak burada. Dolayısıyla an ne olacak? Woran olacak. Mia neyi hatırlamıyor diye soracak olursak bunun Almanca karşılığı neymiş? Woran erinnert sich Mia nicht? Evet, Mia neyi hatırlamıyor derken neymiş arkadaşlar? Woran erinnert sich Mia nicht? Bunun demek ki cevap niteliğinde bir üst cümleye baktığımızda neymiş? Mia erinnert sich nicht an ihre Kindheit. Mia çocukluğunu hatırlamıyor demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich danke dir für den schönen Abend. Ich danke dir für den schönen Abend. Wofür dankst du? Wofür dankst du? Das kleine Kind hat Angst vor dem Hund. Das kleine Kind hat Angst vor dem Hund. Wovor hat das kleine Kind Angst? Wovor hat das kleine Kind Angst? Mia erinnert sich nicht an ihre Kindheit. Mia erinnert sich nicht an ihre Kindheit. Woran erinnert sich Mia nicht? Woran erinnert sich Mia nicht? Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar wir bitten um ihr Verständnis. Bitten um, bakın bu da gene birlikte kullanılıyordu. Söylemiştik öyle değil mi? Rica etmek anlamındaydı. Verständnis, das Verständnis neydi arkadaşlar? Bu da anlayış demekti. Anlayışınızı rica ediyoruz dediğimizde demek ki wir bitten um ihr Verständnis demem gerekiyor. Tabii şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum arkadaşlar. Fiillerin ilgili prepozisyonları farkındaysanız bir önceki ders videosunda da sürekli bunlar karşılaşmıştık. Bu ders videosunda da gene bunlar var. Bu fiilleri mutlaka ilgili prepozisyonlarla öğreniyor olmam lazım. Yani bunu kalıp olarak almam lazım. Yani bitten'i salt bitten olarak değil de bitten şeklinde ve diğer fiilleri de gene ilgili prepozisyonlarla öğrenirsek, bu şekilde nota edersek çok daha kolay bir şekilde bu konuları yaparız. Dolayısıyla bunlara mutlaka dikkat edelim arkadaşlar. Dolayısıyla ve bitten ihr Verständnis derken demek ki anlayışınızı rica ediyoruz. Burada prepozisyonu ne oluyormuş? Demek ki bitten'de kullanılırken soru şeklinde karşımıza çıktığında siz neyin ricasında bulunuyorsunuz deriz. Değil mi güzel Türkçe'de? Dolayısıyla neye dönüşmüş oluyor arkadaşlar? Soru kelimesi olarak karşımıza çıktığında demek ki warum şeklinde çıkmış oluyor. Sakın ha sakın bunu warum'la karıştırmayalım. Warum neydi? Neden demekti. Ancak burada warum diyoruz. Çünkü ne dedik arkadaşlar? Pronominal adverbien ya da diğer ismiyle prepozisyonal adverbien önüne ne getirmemiz gerekiyordu? Wo'yu getirmemiz gerekiyor. Wo sorusu da neydi? Hatırlayacak olursak nerede demekti. Ancak nerede ile pek bir alakası yok. Ne yapıyorum? Sadece ilgili prepozisyonla bir araya getirdiğinde apayrı bir anlam çıkan warum bittet ihr? Neyin ricasında bulunuyorsunuz demiş oluyorum. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar ihr gehört zu der Theatergruppe, sizler o tiyatro grubuna aitsiniz derken gehören zu ait olmak, bakın burada da gene gehören ve zu birlikte kullanmam gerekiyor. Yani bunun haricinde başka bir şey olmaz. Dolayısıyla gehören zu şeklinde oluyor. Tabii ki öyle fiiller var ki başka prepozisyonlar alabiliyor. Ancak burada bu konu başlığı içerisinde bunu yapıyor olmamız daha isabetli olmuş oluyor. Dolayısıyla gehören ve zu
ait olmak, bir yere ait olmak derken gehören zu'yu görüyoruz. Buradaki zu ne olacak wo'la birleştiğinde? Wozu. Dolayısıyla neye aitiz bizler? Bizler nereye aitiz derken wozu gehören wir? Biz nereye aitiz? Sizler o tiyatro grubuna aitsiniz derken ihr gehört zu der Theatergruppe demiş oluyoruz. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar Die Kinder freuen sich auf die Party. Evet, çocuklar partiye seviniyor. Freuen, bunu refleksiflikte de ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Refleksif veya ne oluyordu arkadaşlar? Sich freuen, tabii güzel Türkçemizde pek kullanmıyoruz bunu. Kendini sevindirmek demeyiz, öyle değil mi? Ancak Almanca'da bu böyle sich ile beraber refleksif şeklinde kullanılıyor. Sadece bununla da yetinmiyoruz. Auf'u da işin içine katıyoruz. Dolayısıyla bir şeye sevinmek derken sich freuen auf, evet bunu da gene kalıp olarak görüyor olmamız çok çok doğru, çok çok isabetli olacak. Dolayısıyla çocuklar neye seviniyor? Partiye seviniyor derken die Kinder freuen sich auf die Party demiş oluyorum. Buradaki prepozisyonum hangisi arkadaşlar? Auf. Dolayısıyla bunun önüne ne gelecek? Wo gelecek. Ve kaynaştırma harfi er ile birlikte ne olacak? Worauf olacak. Çocuklar neye seviniyor derken worauf freuen sich die Kinder sorusunu sormam gerekiyor. Dolayısıyla çocuklar neye seviniyor? Worauf freuen sich die Kinder auf die Party. Öyle değil mi? Çocuklar partiye seviniyor. Bunun da cevabı Die Kinder freuen sich auf die Party cümlesiymiş. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wir bitten ihr Verständnis. Wir bitten ihr Verständnis. Worum bittet ihr? Worum bittet ihr? Ihr gehört zu der Theatergruppe. Ihr gehört zu der Theatergruppe. Wozu gehören wir? Wozu gehören wir? Die Kinder freuen sich auf die Party. Die Kinder freuen sich auf die Party. Worauf freuen sich die Kinder? Worauf freuen sich die Kinder? Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde arkadaşlar pronominal adverbien ya da prepozisyonel adverbien adlı konuyu ayrıntılı şekilde incelemiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.